Peki fizik tedaviden bahsedeceğim, sonra cerrahi müdahaleden bahsedeceğim. Fizik tedavi uygulanır mı hocam? Fizik tedavi uygulanır. Özellikle hastalığın erken evrelerinde, mesela sizin için çok uygun bir hastasınız. Diz kapak hastalarında etkili bir fizik tedavi yöntemleri, kas güçlendirme ile çok fayda görürsünüz. Güzel. Peki cerrahiye gelelim. Cerrahi seçenekleri nelerdir? Fayda sağlar mı? Ne kadar da iyileşir? Evet. Cerrahi hangi hastalara yapıyoruzdan başlarsak, bu biraz önce anlattığımız tabloda tedavileri verdik, fizik tedaviyi yolladık, belli enjeksiyonlar yaptık, hepsini denedik, olmadı, hasta mutsuz, yürümesi azalmış. Bunlarda cerrahi seçenekleri düşünüyoruz bu tedavileri olurken. Bunlardan ilki mesela en çok yaptığımız kapalı ameliyat tekniğiyle, artroskopi tekniğiyle ek dizin içine girerek eklemin içindeki o kıkırdak bozulmalarını temizleyip düzeltmeye çalışıyoruz. Menisküs artıkları, yırtıkları varsa onları temizliyoruz. Bu ameliyattan orta derece kireçlenmesi olan hastalarımız oldukça fayda görüyor. Diğer ameliyat teknikleri, eğer dizde bir eğilme varsa ve orta derecede bir kireçlenmesi varsa, bunlar da düzeltme ameliyatları yapılıyor. Protez? Proteze geleceğim. Bütün bunlar artık çok ileri evre hastalar, çok ilaca bağımlı, yaşama sosyal anlamda sosyal faaliyetlerini, yaşamsal fonksiyonlarını ilerleyemeyecek hastalara da protez öneriyoruz. Evet, çok önemli. Bazı ileri yaş gruplarında yürüyememeye neden oluyor. Yani bunun önlemin mutlaka alınması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ama hepsinin de bir çaresi, bir şeysi var. Mesela kaç yaşa yapmıyorsunuz bu protez müdahalesini? Şimdi bir protez, diz protezinin ömrü eğer 15 ila 20 yıl ortalama ömrü vardır. O yüzden de 50 yaş altının veya 60 yaş altına hemen uygulama taraftarı olmuyoruz. 60 yaş üstünde rahatlıkla yapabiliyoruz. Hı hı. Ama 60 yaş altında veya 50 yaş altında özellikle hastayı diğer tedavi yöntemleriyle rahatlatmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi peki dizdeki kireçlenmeyi önlemek için mesela çocuklarda şu kalsiyum şeyinden de oraya da sormak istiyorum size. Yoğurt, süt yedirmek gelecekte kireçlenmeyi önlüyor mu? Ta küçüklükten beri hani bu kalsiyum bankasına şey koymak lazım mı? Kireçlenme açısından lazım değil. Ama çocuklarımız için önereceğim iki şey var. Bir, düzenli beslenme. Yani şişman çocukları önlememiz gerekiyor. Obeziteyi önlememiz gerekiyor. İki, spor alışkanlığı elde etmek. Düzenli egzersiz, düzenli spor yapmaları sağlarsak, çocukların artı kalsiyumunu, magnezyumunu eksik bırakmazsak o zaman sağlıklı nesiller yetiştirebiliriz. Bunları çocuk yaşta gıdalarla da anneler babalar takviye edebiliyorlar. Evet. Sizce en büyük kalsiyum kaynağı nedir? Çocuklar için söyleyecek olursak. Esasında bence en iyisi yeşil yapraklı sebzeler. Sütten de peynirden de çok daha fazla içeriyor. Doğada bulunan yeşil yapraklı sebzeleri ister börek olarak ister yemek olarak nasıl tüketebiliyorlarsa, çocuklar için söylüyorum. Süt de yoğurt da önemli ama gerçekten kalsiyum kaynağı yeşil sebzeler var. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. En iyi bildiğim asma yaprağı. Evet. Da çok kalsiyum varmış. Çok. Hani bizim için de önemli. Verdiğiniz bilgiler için, anlattıklarınız için, benim muayeneyi bedavaya getirdiğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Şaka yapıyorum. Kendimden örnek veriyorum. Evet. Çünkü ağrıyı bilen veya o şeyi bilen birisi olarak da size sordum. Çünkü benim gibi pek çok kişi var. Tabii. Teşekkür ediyorum ben efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet.